Bu dersimizde animasyonumuza ease efektini nasıl uygularız konusuna değineceğiz. Bunun için öncelikle hemen bir animasyon oluşturalım. Bir daire oluşturuyorum ve bu dairenin x koordinatı üzerinde hareket ettirmek istediğim için x propertisine klikleyerek yeni bir keyframe oluşturuyorum. Fakat bu keyframe'i dikkat etmediğim için yanlış yerde oluşturdum. Başlangıç noktasına yani sıfır noktasına gelip tekrar keyframe oluşturuyorum. Biraz öncekini sağ klik yapıp sildim. Keyframe'leri sağ klik yapıp delete butonuyla rahatlıkla silebilir, copy ile de kopyalayabilirsiniz. Birinci saniyeye geldim. Ve objemi farklı bir yere taşıyorum ve gördüğünüz gibi otomatik olarak animasyonu kendisi oluşturmuş oldu. Tab kısmını silmek istediğim için sağ klik yapıp herhangi bir şekilde silemiyorum. İlgili layer'ı kaldırmak için, property'yi kaldırmak için bütün keyframe'lerini kaldırmanız yeterli olacaktır. Hemen gördüğünüz gibi animasyonumuzu çalıştıralım. Bir yerden başka bir yere hareket ediyor. Bu hareketin üzerinde ease efektini uygulamak istersem mevcut hareketin üzerine ilgili left ve ilk keyframe ile son keyframe yani birinci keyframe ile ikinci keyframe arasına klikledikten sonra sağ klik yapıp easing veya hemen Properties bölümü içerisinde, Easing Linear bölümü içerisinde basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi efekti açabiliyorum. Animasyonun ortasına geliyoruz ve sağ klik yapıp Easing dememiz yeterli olacaktır. Ve aynı pencereyi bu bölümden açarsak daha rahat edeceğiz. Onun için Ease Out yani animasyonun çıkışına bir efekt koymak istiyorum. Elastik efektini koymak istiyorum. Animasyonun Out. Ease Out animasyonun çıkış bölümü yani son karesi. Ease In seçmiş olsaydım animasyonun giriş bölümüne odaklanacaktı. Ease Out ve Elastic. Ekranın herhangi bir yerine klikliyorum ve kapatıyorum. Animasyonumu başa sarıyorum ve animasyonu gördüğünüz gibi tekrar çalıştırıyorum. Çok hızlı geçtiği için görünmeyebiliyor. Tekrar Publish yapalım. Hemen Publish'imizi yapalım. Ve gördüğünüz gibi elastik efektini oluşturmuş oluyor. Bu şekilde animasyonlarınıza rahatlıkla ease efektini uygulayabilirsiniz ki bu timeline'de kullanabileceğiniz bütün efektlere, bütün animasyonlara, motion animasyonlarına, motionlara uygulayabileceğiniz ease efektleri. Animasyonlarda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta CSS3 efektlerine filtre, shadow gibi efektlere çok fazla yüklenmemeniz. Çünkü çok fazla yüklendiğinizde mevcut bilgisayarın gücü, grafik gücü bu işlemi sağlıklı bir şekilde ve akışkan bir şekilde yapmasını engelleyebilir ve animasyonlarınız kesik kesik olmaya başlar. Aynı zamanda bunu bir mobil cihazda kullanacaksanız da ciddi bir batarya tüketmeye başlar. Bu sebeple animasyonları çok fazla derinlemesine, çok fazla yüklenmeden sade şekilde oluşturmak çok daha mantıklı ve kullanışlı olacaktır.